Ahmet hocamızdan öncelikle sormak istiyorum. Estetik nedir? Estetik dediğimiz zaman belirli ölçüler içinde uyumlu bir görüntüden bahsedebiliriz. Bunun şu ölçüler şuna göredir. Ya da işte bir bayanda burun şöyle olur, kulak böyle olur. Gözün kulakla, burunla mesafesi şu kadar olur, çene şu kadar çıkıntılı olur gibi söyleyemeyiz. Herkesin kendine özgü bir estetik görünümü olabilir. Ancak eski zamanlardan beri gelen bir ölçü vardır. Altın oran denilen bir ölçü vardır. Fakat bu herkesin yüz görünümünde ya da vücudun herhangi bir yerinde olabilir ya da olmayabilir. Bunun olduğu yerlerde bir estetik görünümünden bahsedilebilir. Olmadığı yerlerde de yine bir estetik görünümden bahsedilebilir. Yani bunun standart ölçüleri, işte şu kadarı 30 santim, şu kadarı 8 santim, şurası 7 santim olsun gibi bir şey yoktur. Herkesin kendine özgü doğal bir görünüm vardır. Doğal sınırlar içinde olan görünümlere estetik diyoruz. Doğaldan uzaklaştıkça estetikten uzaklaşıyoruz demektir. Önemli olan tanımlama budur. Şimdi estetik ameliyatlarda biz doğal görüntüyü sağlamaya çalışıyoruz aslında. Günümüzde yaklaşım bu. Estetik ameliyatlar ilk çıktığı zaman belki algılamanın da farklı olduğu düşünülerek, o zamanki algılamaları da düşünerek biraz abartılı ameliyatlar yapılıyordu. Burunda olsun, karın ameliyatlarında, göğüs ameliyatlarında aşırıya kaçma gibi bir durum vardı ama şimdi doğal sınırlar içinde kalma yaklaşımı var. Hastaların da tercihi bu şekilde. Yani dışarıdan gördüğünüz zaman, baktığınız zaman estetik ameliyat olmuş dediğiniz insanlar vardır. Yolda gördüğünüzde, otobüste gördüğünüzde, herhangi bir devlet dairesinde karşılaştığınızda, işte uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı gördüğünüzde estetik ameliyat olmuş dediğiniz zaman o zaman estetik tartışılır duruma geliyor. Yani yapılan ameliyat estetik sınırlar içinde mi değil mi? Bir de arda arda estetik olduğu zaman artık estetik sınırların dışına çıkıyor muyuz, çıkmıyor muyuz? Bu da önemli. Yani istediğimiz makul sınırlar içinde olmalı estetik ameliyatta. Estetik ameliyatın amacı makul sınırlar içinde bir sonuç elde etmek. Ama bunu bir ameliyatta, iki ameliyatta, üç ameliyatta da elde edebiliriz. Tek bir ameliyatta da elde edilebilir duruma göre. Yani standart bir ölçüden bahsetmiyoruz. Doğal görünen her ölçü estetik olabilir. Peki Polat Hocam, estetik cerrahi hangi ameliyatları yapar? Estetik cerrahi vücudun tüm bölgelerinde ameliyatlar yapar. Halkın arasında en çok bilinen, günümüzde de en çok gündemde olan ameliyat tabii ki burun ameliyatları, yani rinoplasti. Rinoplasti yapar, yüz germe ameliyatı yapar, boyun germe ameliyatı yapar, kaş kaldırma ameliyatı yapar, göz kapağı torbalanmalarını ameliyat eder. Hem üst göz kapağı hem alt göz kapağı, orta yüz germe dediğimiz ameliyatı yapar. Göğüs küçültme ameliyatı yapar, göğüs büyütme ameliyatı yapar. Yani meme küçültme ve meme büyütme ameliyatlarını yapar. Karın germe ameliyatı yapar, liposuction ameliyatlarını yapar. Estetik cerrahide kaba olarak dış yüzeyde yapılan ameliyatlar bunlar. Fuat Hocam, herkes istediği zaman estetik ameliyatı olabilir mi? Evet, herkes estetik ameliyat olabilir. Ama bu ilk akla gelen güzelleşme amacıyla olan estetik değil. Yani yeni doğan bir bebekte bir problemle doğduğu zaman, örnek verirsek dudak yarığı dediğimiz önemli bir estetik kusurla doğduğu zaman bir estetik ameliyat olabilir. 70-80 yaşındaki insanda yine estetik ameliyat olabilir. Karın germe ameliyatı olabilir veya herhangi bir vücuttaki problem nedeniyle, yüzünde çıkan bir tümör nedeniyle estetik ameliyat olabilir. Yani estetik ameliyatların aslında yaş sınırlaması yok. Ancak ameliyatın büyüklüğüne göre tabii ki bazı kısıtlamaları var. Yani önemli sağlık problemleri olan, ileri yaşta olan hastalar, kalp yetmezliği olan, akciğer problemi olan, ileri derecede kansızlığı olan hastalar, ileri derecede astım olan hastalar, karaciğer hastalığı olan hastalar, işte kan hastalığı olan hastalar estetik ameliyat olamazlar. Yani bir takım kısıtlamaları var ama yaş sınırlaması yok. Sağlıklı olmak koşuluyla, yani ameliyatın getireceği riskleri taşıyabilen hastalar estetik ameliyat olabilirler.
Sadece güzel görünmek amacıyla değil estetik ameliyatları.